Merhaba sevgili Tamindir takipçileri. Baştan kamu spotunu verip dışarıda inanılmaz bir salgın var ve şu an sesim bu yüzden berbat arkadaşlar. Aman dikkat edin, hasta olmayın. Bugün hep beraber yeni Nova 10'u inceleyeceğiz. Ama hangisi Nova 10, hangisi Nova 10 Pro? Karşıdan anlaşılmıyor olabilir çünkü aralarında gerçekten çok az fark var arkadaşlar. Buradaki Nova 10 Pro, buradaki de Nova 10. Ama aralarında ufak tefek de olsa farklar var. Hem o farklara değineceğim. Hangisi alınır, hangisi alınmaz? Belki biraz orada size yardımcı olur. Hem de Nova'nın özelliklerine bakacağız arkadaşlar. Hemen tasarımıyla başlayalım. İlk farkı 6,88 mm. Daha ince bir tasarıma sahip. Gerçekten elde tuttuğunuzda bunu hissediyorsunuz. Çok ince bir telefon arkadaşlar. Elde tutuş hissi harika. İnce telefonları tutmayı ben çok seviyorum. Hani neredeyse kağıt gibi telefon gerçekten. Ekran boyutu 6,67 inç. Ağırlığı da 168 gram. Daha hafif, birazcık daha küçük ekrana sahip ve daha ince bir telefon. Nova 10, Nova 10 Pro'ya göre. Tasarımla ilgili bu iki cihaz da arkadan birebir aynı görünüyor arkadaşlar. Kamera tasarımında yıldız halkası ismini verdikleri tasarımı Nova 10'da da birebir aynısını koymuşlar. Hani güzel çok şık duruyor. Ben sadece altın rengini gümüşle değil de siyahla çok yakıştırıyorum. Siyah olan daha çok hoşuma gidiyor benim. Ama buradaki kamera tasarımı da yine kendini ayrıştırıyor. Ekrana gelelim. Ekran tabii ki OLED. Kavisli bir ekran ve 120 Hz. DCI-P3 renk komutunu da destekliyor. 1 milyar küsur renk barındırıyor. Çok güzel bir ekranı var. Ekranı gerçekten çok keyifli. Her iki telefonun da ekranı aslında aynı. Birazcık boyutları farklı ve bir de kamera delikleri farklı. Burada ön kamera bir tane olduğu için ortada tek delik var. Pro'da iki kamera olduğu için biraz daha yatay ve sol köşede bir delik vardı. Genel olarak tasarım ve ekran detayları bu şekilde. Gelelim en önemli konulardan birine, kameralar. Ön kamerası bir tane ve 60 megapiksel ve ultra geniş açıya sahip. Ön kamerayla ultra geniş açılı kalabalık fotoğraflar çekerken çok kolay güzel fotoğraflar çekebilirsiniz. Güzel bir detayla 4K video çekebiliyorsunuz. Güzel bir ön kamerası var. Ekranda da çok fazla yer kaplamıyor. Küçük bir nokta olarak kalıyor. Arka tarafta kameralara geçersek, kameralar yine 8 megapiksellik bir ultra geniş, aynı zamanda makro destekli bir kamerası var. Bir de 50 megapiksellik Ultra Vision ana kameramız var. Bu kameranın ben gece performansını gerçekten beğeniyorum. Yani şu an gördüğünüz fotoğraf aslında gerçekten çok iyi bir fotoğraf. Çünkü kedi biliyorsunuz çok hareketli ve oradaki ışık bir mum ışığı kadar az bir ışık. Ona rağmen gerçekten çok net, renkleri doğal bir şekilde gösterecek halde fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Gece gökyüzüne tuttuğunuzda sizin göremediğiniz yıldızları görebiliyor. Güzel gökyüzü fotoğrafları da çekebiliyorsunuz. Gece performansını beğeniyorum. Çünkü hem keskin hem de doğal renklerle görüntüyü oluşturabiliyor. Ben Nova 10 serisinin gece performansını Pro'da da söylemiştim. Beğeniyorum. Güzel bir gece, özellikle fotoğraf performansı çok iyi. Bir de 2 megapiksellik derinlik algılama kamerası var. Bunu aktif olarak kullanamıyorsunuz. Sadece derinlikte kullanılıyor. Bokeh efekti, portre fotoğraflar çekerken orada kullanılıyor. Dolayısıyla aslında arkada iki tane kamerası var diyebiliriz aktif olarak kullanabildiğimiz. Geniş açı kamerayla güzel, eğlenceli fotoğraflar çekebilirsiniz. Makrosu olduğu için makro fotoğraf ya da videolar kolaylıkla çekebilirsiniz. Şimdi bunun ön tarafında 60 megapiksel kamera var. Arkasında zaten güzel bir ana kamerası var. İçinde vlog modları var. Pro'da vardı, bunda da var. Böyle kendinizi vlog çekerken aynı zamanda arkadaki kamerayı ve ön kamerayı kullanabiliyorsunuz. Böyle güzel detayları var bu telefonların. Benim hoşuma gidiyor. Hatta videoda portre modu da var. Videodaki portre modunu da kullanabilirsiniz. Bu mod genelde insan dışında kalan bölümleri bulanıklaştırıyor. Genel olarak böyle gündüz performansını da görüyorsunuz. Gündüz de zaten çok iyi fotoğraflar çekebiliyorsunuz artık. Cep telefonları o konuda açtı ama dediğim gibi gece performansı ayrı bir güzel. Kameraları da bu şekilde arkadaşlar. Nova 10 ile Nova 10 Pro arasında bir performans farkı yok arkadaşlar. Çünkü ikisi de aynı platformu kullanıyor. Snapdragon 778G 4G işlemcisi var. Her ikisinin de içinde. GPU olarak da Adreno 642L var. O açıdan performanslar aynı yine. Çok güzel işte 4K videolar çekebiliyor. Biliyorsunuz 30 kare ya da işte günlük kullanımda çok iyi çalışıyor. Bir oyun oynadığınızda size güzel bir oyun deneyimi de sunuyor. Zaten günlük kullanımda gayet yeterli bir platform, yeterli bir işlemci. Performans olarak bir fark yok diyebilirim. Gerçekten güzel performansları var cihazların. Ama bir başka performans konusunda farkları var. Nova 10 4000 mAh batarya ve 66 watt şarjla geliyor. Gerçekten yüksek bir hızda, yani 66 watt çok süper hızlı bir şarj teknolojisi. Ama Nova 10 Pro İstediğiniz zaman tıklıyorsunuz da 100 Watt'a çıkabiliyor. Nova 10 Pro ile aralarında böyle bir fark var. Bir de ince olduğu için bataryası da biraz daha küçük. 4000 mAh. İşte burada tercih konusu size kalıyor. Zaten bu da bu arada, yani 100 Watt çok hızlıymış. Onu mu alsam acaba dedirtecek bir şey değil. Bu da çok hızlı aslında. Yani burada 66 Watt'tan bahsediyoruz. Yani benim telefonum 18 Watt'la şarj oluyor şu anda. Düşündüğünüz zaman 66 Watt çok ciddi bir değer. Şarj teknolojisi konusunda da oldukça gelişmiş bir telefon. Nova 10 ile beraber şuna da değinmek istiyorum. Huawei telefonların kullanımı ile ilgili
bazı soru işaretleri var. Bir önceki videoda bahsetmiştim. Kısaca ben kullanımı ile ilgili. Uygulama marketi nasıl? Hangi uygulamalar var? Nasıl çalışıyor? Google servisleri yok dediler. Var mı yok mu? Gelin bir bakalım isterseniz. Nova 10'a geçmeden önce ben zaten Pro'da kurmuştum. Kurduğum uygulamalara hızlıca bakalım. Kolayca anlatmış olurum size. Mesela Instagram. Direkt kolay bir şekilde Instagram'a girip kullanabiliyorsunuz. Google servisleri de yine aynı şekilde. Bu benim Google Drive'ım. Drive'a bağladım. İstediğim gibi dosyalarıma ulaşabiliyorum. Ya da YouTube. Direkt uygulamadan YouTube'a girip oturumunuzu açıp kullanabiliyorsunuz. Birazdan nasıl olduğunu göstereceğim. İşte yine Netflix gibi aklınıza gelebilecek birçok uygulama burada var arkadaşlar. Hemen şimdi Nova 10'da gösteriyorum tüm detayları. Öncelikle Huawei App Gallery'ye giriyorum. Burası Huawei'nin kendi uygulama mağazası. Gördüğünüz gibi hepsi burada gibi. Birçok önemli uygulama, Getir gibi, Trendyol gibi birçok bizim zaten günlük hayatta kullandığımız uygulamalar var. E-Devlet de var. Bütün devlet uygulamaları var bu arada Huawei'nin resmi uygulama mağazasında. Buradan yine Instagram'a bu şekilde tıkladım. Yükle dedim ve yükledim arkadaşlar. Bu kadar basit Instagram'ı vesaire yüklemek. Burada bankacılık uygulamaları çok önemli. Örneğin Yapı Kredi'ye bakalım. Yapı Kredi Mobil. Aynı şekilde uygulama mağazasında var. Akbank var, Word var. Yükle deyip yükleyebiliyorsunuz. Yani buraya kadar her şey çok normal zaten. Hani ben yine de göstermek istedim. Sıkıntı Google uygulamalarında demiştik. Onun içinde G-Space uygulaması var. Bunu yüklüyoruz. Google uygulamalarına ulaşmak sadece normalden bir adım ötede. O bir adımda G-Space uygulaması arkadaşlar. Uygulamam yüklendi. Aç diyorum. G-Space geliyor. Başla diyorum. İzin ver diyorum. Gerekli izinleri mutlaka verin uygulamaya. Ve gördüğünüz gibi bütün uygulamalar geldi ama en önemli tek Google Play Store geldi. Zaten Google Play Store'a eriştikten sonra Android uygulamalarının tamamına erişmiş oluyorsunuz. Burada Google Play Store'la şimdi örneğin bu sefer Gmail'i kuralım. Gmail'i kur dediğim zaman Play Store zaten açılıyor ve Play Store'da oturum açmamız isteniyor. Bunu bir kereye mahsus yapıyoruz. Buradan Google hesabımla giriş yapıyorum. Şu an giriş yaptım. Kabul et diyorum. Giriş yaptıktan sonra artık Gmail geldi zaten. İndir diyorum. Burası artık bildiğiniz Play Store arkadaşlar. Aç diyelim. Ve Gmail karşınızda arkadaşlar. Bu şekilde kolay bir şekilde kurabiliyorum. İstediğim tüm uygulamaları kullanabiliyorum. Bu arada Huawei'nin kendi uygulamaları da bence harika. Örneğin Petal haritalar. Gerçekten iyi çalışan bir harita sistemi. Kullanmaya başladığınızda çok iyi bir navigasyon sistemi olduğunu anlayacaksınız arkadaşlar. Özellikleri arasında diğer uygulamaların üzerinde gösterebiliyorsunuz. Ya da navigasyonunuzu herhangi birisiyle paylaşabiliyorsunuz. Şimdi mesela navigasyonu atalım. Gördüğünüz gibi navigasyon aslında picture in picture olarak görünebiliyor. Bence bu çok önemli bir detay. Evet, genel olarak kullanımı da bu şekilde. Huawei olmasın ayrıca bir detay var bu arada bu cihazların. İşte kulaklıklarınız, bilgisayarlarınız, tabletleriniz, saatiniz, birçok ekipmanınız Huawei olabilir. Ve Huawei olduğunda da ekosistemin artılarını kullanıyorsunuz. Çok rahat bir şekilde aralarında konuşabiliyorlar, bağlantı kurabiliyorlar, dosya transferi yapabiliyorlar. Bu gibi artıları da var aslında bu cihazların. Benden söylemesi arkadaşlar. Fiyatına gelelim. 15 bin lira. Pro'da 17 bin liraydı. Aralarında çok bir fiyat farkı yok. İhtiyacınıza göre, önceliğinize göre alabilirsiniz. Şarj mesela hızlı şarj olması çok önemliyse hiç düşünmeden alın derim. 100 wattla şarj oluyor. Yani 20 dakikada 0'dan 100'e çıkabiliyor vesaire o şekilde. Ön kamera önemliyse orada bir çift kamera var. Yani bunlar biraz size kalmış arkadaşlar. Aralarındaki fiyat farkı da bence uçurum değil. Yani 2000 lira gibi bir fiyat farkı var. Huawei'nin listesinde aşağı linkleri koydum. Bakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik kendinize iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın. Çanı açmayı unutmayın. Bizi sosyal medyada takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.